Edebiyattan sayfalardan herkese merhaba. Bugün şair, aynı zamanda editör ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri olan Hakkı Zariç ile birlikteyiz. Kendisiyle 2017 yılında Manos Kitap'tan çıkarmış olduğu Zona Şiir kitabını konuşacağız. Ve Yeni E dergisi ile birlikte Manos Kitap üzerine de sohbet edeceğiz. Öncelikle şiirinizden bahsetmek istiyorum. Zona, 2017 yılında Manos Kitap'tan çıkarmış olduğunuz şiir kitabınız. Bu hepimizin bildiği bir zona değil aslında. Bana da biraz öyle geliyor. Bir sıkkınlık ve aslında çağımızın tanıklığını yapan bir zona var burada. Bize biraz zonadan bahsedebilir misiniz? Zona bizim aslında toplumsal tarihimizin bir arka planının kişisel bir trajedi olarak sunma çabasını içeriyor bana kalırsa. Bütün bir Osmanlı ve Türkiye tarihinin arka planında ola gelen kıyımlar, tehcir, yerinden yurdundan sökülen insanlar ve büyük trajediler, 6-7 Eylül olayları, bunların aslında toplumsal dokuda nasıl bir yaraya neden olduğu, nasıl bir iç sıkıntısı neden olduğu ve nasıl bir patlamaya neden olduğunu açıklamaya çalışıyor galiba ya da sezdirmeye çalışıyor diyelim. Böyle bir arka plan var zonada. Bir toplum kendi yarasını susuyor ve sustukça içine attıkları bir yerde artık birikip çaresizliğe neden olunca da bir patlama meydana geliyor ve bu da ister istemez şiire giriyor. Çünkü hayatı birlikte yaşadığımız ve paylaştığımız insanların, toplulukların, halkların hepsinin birbirinden öğrenecek çok fazla şeyi var. Yani yemek kültüründen tutun, toplumsal hayata, siyasetten tutun, sanata, edebiyata kadar, resme kadar, müziğe kadar. Hepsi birbirini çok etkileyen bir öz var bu toplumsal dokunun içerisinde. Ve egemen ulusun aslında ötekini ezme çabasının bir sonucu. Bunu ezerken de malına mülküne konma, tarihine konma, şarkısına ve resmine konma gibi, müziğine konmak gibi de bir arka plan var işin içinde. Yani bence Zona bu arka planı deşmeye çalışıyor ama bunu deşerken de aslında kişisel bir tarih üzerinden aynı zamanda. Yani o toplumsal trajediyi kişisel bir trajedi olarak kendinde biçimlendirip yeniden adlandırmaya çalışıyor. Böyle bir arka plan var diye düşünüyorum yani Zona'da. Bir de Manos Kitap'ta editörlük yapıyorsunuz. Bize Manos Kitap'ın izlediği yolu aktarabilir misiniz? Pek tercih edilmeyen bir yayıncılık yaptığımızı zannediyorum. Çünkü Türkiye'de şiir yayıncılığı çok tercih edilen bir şey değil. Ayrıca da iktisadi olarak düşündüğünüzde çok rentable bir yayıncılık değil. Çünkü şiir kitaplarının raf ömrü kitapçılarda çok az. Okur sayısı belli. Ve sizin böyle bir yayıncılık yapmak gibi iddianız var. Ayrıca eleştiri kitapları içinde söz konusu. Çünkü Manos Kitap başından beri öykü, şiir ve eleştiri kitapları basıyor. Yani üç kalemli kitap yayınlıyoruz. Öykü, şiir ve eleştiri yani çok kendi okurunu bulan, kendi okuruna giden, kendi okuruyla iletişim kurabilen bir alan. Dolayısıyla da oradan geçerken birinin alıp iletişim kurabileceği kitaplardan ziyade direkt okuruna seslenen kitaplar basıyoruz ve gelen her dosyayı editörlerimizle çok ciddi bir inceleme sonucunda raporlayarak kabul edip ya da reddediyoruz. Dolayısıyla gelen dosyalar üzerinde çalışmalarımız her biçimde devam ediyor. Yani bir süreci çalışarak devam ettiriyoruz ve zaten sınırlı sayıda kitap bastığımız için çok süzerek devam ediyoruz bu çalışmaya. Yani gerektiğinde bir dosyayı 2-3 editörün okuduğu da oluyor ve mümkün olan en hakkaniyetli yanıtı vermeye çalışıyoruz yazarına. Burada da açıkçası bir noktada şöyle bir şey söylemek doğru olabilir burada. Kimin yazdığı değil, ne yazdığı bizi daha çok ilgilendiriyor. Yani o aynı paralellikte ne yazdığı bizi daha çok ilgilendiriyor. Çünkü bu yayın evinin bir dünya görüşü var ve bir dünya görüşü çerçevesinde o estetik düzeyi daha yukarı nasıl taşıyabilir? O estetik düzeyi bizim adımıza daha farklı nasıl söyleyebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Sen Nur Sezer'in kitabını basmak burada, bütün şiirlerini basmak bir tesadüf değil.
bir tavırdır ve bu tavırda bir biçimde onun şiirlerinden doğru yansıtmaya çalışıyoruz. Ya da Adnan Özyalçın'ın öykülerini basmak gibi. Bu tavrı bastığımız kitaplarla dışa vurmaya çalışıyoruz ve gelen dosyalarında benzer içeriklerde ve benzer dünya görüşlerinde olmasını önemsiyoruz. Yeni bir söz söyleme, yeni bir iddiada bulunma, yeni bir tez sunan dosyalarla çok yakından ilgileniyoruz ve yayın programımızda da bu dosyaları hayata geçirmek için editör arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz yani. Aynı zamanda aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi olan Yeniye'de editörlük yapıyorsunuz. Bize biraz Yeniye'nin mutfağından bahsedebilir misiniz? Ya Yeniye dergisi, yani aslında dergicilik daha yayıncılığa göre daha aktif bir alan ve her ay yeni bir dergi çıkarmak durumundasınız. Dolayısıyla her ay yeni bir plan yapmak zorundasınız. Bu plan devam ede gelen bir süreci takip etmek zorunda. Hem günceli takip etmek zorundasınız, hem de geleceğe dair bir söz söylemek zorundasınız, hem de geçmişten geleceğe bir takım şeyleri taşımak zorundasınız. Yani bu aynı zamanda edebiyat ve sanatla birlikte, atıyorum arkeolojiye dair de bir şey söylemeniz gerekebilir burada, fiziğe dair de, matematiğe dair de, bilim tarihine dair de. Dolayısıyla biz Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi çıkarıyoruz. İşte bir burada da bir editör kadrosu var. Buranın editör kadrosu da başka ve bu gelen bütün yazılar, şiirler, öyküler, yani yine bu editöryal süreçten geçtikten sonra onaylanarak, editörler tarafından onaylanarak dergiye giriyor. İç işleyişinde de, yani sıralamasında vesaire, fotoğraflanmasında, derginin mizampajının yapılmasında da ayrıca bir gündem ve çaba söz konusu. Aslında heyecan verici bir şey. Çünkü her ay yeni bir şey çıkarmak insanı çok heyecanlandırıyor ama bir o kadar da yorucu. Dergi bittikten sonra o kalan birkaç günlük boşlukta aslında bir bocalama söz konusu bizim için. O, ne yapacağız şimdi falan diye, ama o çok kısa süre sonra kendini yeniden gündeme getiriyor dergi ve zamanımızın çoğunu alıyor. Yeni bir şey söylemek. Derginin adı zaten Yeni E. Yeni bir şey söylemek, olanı yeni güncellemek ve itiraz odaklarını güçlendirmek için bir dergi çıkarıyoruz. Toplumsal gerçekçi bir edebiyatın peşindeyiz. Bunu nasıl daha estetize edip nasıl daha güçlü kılabiliriz diye kafa yorup bu minvalde bir yayıncılık ve dergicilik yapmaya çalışıyoruz. Uyumlu bir ekiple çalışınca olabilecek sorunlara da öncesinden gayet anlaşılır bir biçimde, anlayışlı çözüyoruz. Dolayısıyla dergicilik bence keyifli bir şey. Yani bunu bence her edebiyatçının, yazan çizen her insanın en azından bir kere mutfağında olması, o çalışmaya katılmasının çok öğretici olacağını düşünüyorum. O editoryal sürecinde de çok ayrıca öğretici bir şey var. Çünkü hiç tanımadığımız insanların yazıp gönderdikleri, sizinle kurduğu o ilişki aslında dergiyi de ne kadar güçlü kılabileceğini size gösteriyor. Yani sizin okurlarınızın aynı zamanda yazan kişiler olması, yazar olması, şair olması, ressam olması ayrıca sizi güçlü kılıyor ve yazarlarınıza da okutuyor olabilmenizin keyfi bence dergiciliğin ayrıca güzel yönlerinden birisi. Kolaylaştırma kalbim, müjdeleme, ihlal et. Toz çocukları, insan kimi özlemiyor ki? Ha, biliyorum, kederin şiddeti azaldıkça hırçınlaşıyor kent. Sokaklarda doğranmış şarkı sözleri satılıyor geceye. Aniden yaşlanan kadınların memeleri sarkıyor suskudan. Yeni yargı yılı yalnızlığın bileğindeki üşümeyi uzatıyor. Garsonlar polislerden ödünç sesleriyle tükürüyor sokağa. Öksürüklü kahvaneler kadar sabahı bekliyorum ben de. Yan bakışımın resmi saklı duruyor devletin arşivinde. İflah olmanın peşinde değilim. Suya vermişim seleyi. Uyutmuyorum, unutmasın için dürtüklüyorum benliğimi. Baş dönmesi, parmak izleri, yanık kokusu biriktiriyorum. Katiller kahraman ilan edildi. Utanmayı ezberledim. Ama sen eksilerek acıda tortulaşma. Kalbim, deniz adlı çocukların umududur hala Lenin.